ve tüm dünyayı oynadığı oyunla büyüleyip herkesi kendisine hayran bırakan ama bir anda futbol piyasasından yasaklanan, şu sıralar oynayabileceği takım arayan Pogba, Mourinho'ya sinyalini çaktı. Diğer yandan hepsi Fenerbahçe'ye sapasağlam geri dönüyor. Tam 12 futbolcu birden. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak doping yaptığı gerekçesiyle önce 4 yıl futboldan men cezası alan ancak CAS tarafından cezası 18 aya indirilen Paul Pogba 10 Mart 2025'te sahalara geri dönecek. 31 yaşındaki Fransız yıldız uzun süren sessizliğini bozdu. Juventus ile sözleşmesini feshetmek isteyen Pogba, hala hedeflerim ve hayallerim var. Şu anda asıl odak noktam kendimi hazır hale getirmem. Antrenmanlara ve her şeye devam ediyorum. Hedefim Ocak ayında bir takıma katılabilmek için hazır olmak dedi ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile 2016 yılında birlikte çalışan Paul Pogba, İlişkimiz bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek dedi. Ayrıca Samandıra, tesisler, Fenerbahçe yeniden şenleniyor. Tam 12 futbolcu milli takım için ülkelerinin kamplarına gitmişti. Bu nedenle Kanarya idmanları önemli yıldızlarından eksik U19 oyuncularının takviyesiyle yapmıştı. Samandıra çarşamba gününden itibaren full çekecek. Ay yıldızlı forma için ter döken İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet Akaydın'la Edin Dzeko'nun çarşamba günkü antrenmanda yer alacakları öğrenildi. Salı günü maçları olan Szymański, Livakovic, Dzeko, Amrabat, En-Nesyri ve Bartu Elmaz'ın ise perşembe günü Samandıra'ya katılmaları bekleniyor. Hepsinin sapasağlam dönmesi de Mourinho için gerçekten güzel haber.